Hardware Plus'tan herkese selamlar. Bugün Eren'le beraber ortamızda da bir Oppo A74 var. Bu videoları siz bayram tatili dediğimiz o dönemde 15 Temmuz ve sonrasında evet. izliyor olacaksınız. Biz de dedik bayram döneminde hem tabii ki o uzun sürede bize içerik lazım hani açıkçası. Hem de dedik burada nasıl güzel bir içerik sunabiliriz sizler için. Biliyorsunuz bize tabii ki farklı markalardan birçok telefon geliyor ve işte örneğin A74'ü de Eren anlatmıştı. Ama aynı zamanda bu telefonların nasıl deneyim sunduğunu da aktarmak istiyoruz sizlere. Yani incelemede zaten işte ekranı kaç inç, bataryası kaç miliamper, onun yanı sıra işte işlemcisi şöyle, PUBG'de şöyle skorlar alıyor, performans testleri böyle diye zaten onları anlatıyoruz. Ki bu videodaki bütün cihazlarında incelemeleri mevcut. Hatta unutmazsak herkes kendi videosunda onun incelemesini de eklemiş olur. Biz burada özellikle uygun fiyatlı dediğimiz yani yaklaşık 3500 TL ve altındaki olan cihazları kendi aramızda dağıttık. Herkeste yaklaşık 2 cihaz var. Duruma göre bazılarında bir çıkabilir ama bu süre boyunca herkes kendi kullandığı cihazları sizlere deneyim olarak aktaracak. Ne bekliyordu, ne buldu, aynı zamanda telefonlar da farklı kişiler tarafından da kullanılmış olacak. Dediğimiz gibi bu aslında birazcık bizim kullanıcı deneyimi videolarının kendi içimizde yaptığımız şey ve burada özellikle dediğimiz gibi uygun fiyatlı telefonları tercih etmek evet. istedik. Çünkü hani açıkça da söylemek gerekirse herkes tabii ki bize gelen, hoşuna giden iyi cihazları kullanmayı tercih ediyor. Bunu zaten biliyorsunuz. İşte ben diyorum Find X2 kullanıyorum diye Eren Vivo X51'i tercih ediyordu falan. Hani hep haliyle böyle bir durum vardı. Biz de burada özellikle normal kullanımda ne gibi deneyim sunuyor? Eren'in tarzına göre A74 neler söylüyor? Örneğin ben Reno 5 Lite'ı anlatacağım. Reno 5 Lite'da da neler olacağını falan. Herkese farklı cihazlar seçtik ve onların tarzına göre bu fiyatta satın aldıklarında ne sunacağına bakacağız. Dediğimiz gibi bu işin teknik kısmı olmayacak burada. Sadece sohbetle beraber ne bekliyordu, ne buldu? Artıları, eksileri neler? Burada yine marka ile herhangi bir işbirliği olmadığı için hiçbirinde artılarını eksilerini kendi düşüncelerine göre söyleyecekler diyerek geçelim. Bundan sonraki videolarda da hemen hemen her gün böyle videolar göreceksiniz. A74'e gelelim Eren. Gelelim. Evet. Sen zaten incelemesini yaptım. De yaptın. Aynen öyle. Ama normal işte dediğimiz gibi bir editör gözünü kenara koyarak sen kullandığında neler hissettin? Beklentinin üzerinde mi sonuç verdi? Neler yaptın ve nasıl bir sonuç verdi? Bunları bir alalım senden. Alalım. Yani bir kullanıcının en çok dikkat ettiği noktalardan bir tanesine ilk aklına geleni söyle. Bir telefon. Benim her zaman ilk başta ekran oluyor. Tamam. Ekran dediğiniz zaman ya gayet güzel ekranı var ya. Yani ben karşılaştırdığımda da herhangi bir teknoloji mağazasına gittiğimde de bir telefon elime aldım. İlk ekranına bakıyoruz zaten doğal olarak veya tasarımına bakıyoruz falan. Yani ekran kullanımında beni gayet mutlu etti ya. Yani şu anda fiyatı ben incelerken 3500 lira civarında falandı yani yaklaşık 1,5 hafta öncesine kadar hani işte bunun kurgusu falan filan onu girmiyorum. İlk telefonu elime aldığımdan beri, kutu açılışını yaptığımdan beri hatta yani. Sonra fiyatı hızlı bir şekilde 3000'e kadar düştü. Yani çok iyi bir şekilde düştü. Şu anda hatta 3000... Aynı zamanda yerli üretim değil mi? Tabii evet. Aynen öyle. Yerli üretim ki onun yerli üretim... görmüşüz hemen. Aynen öyle. Hemen gördük. Benim için önemli bir noktalardan biri de bu oldu zaten. Hani yerli üretim olması biraz daha şevkle kullandım. Çok isteyerek kullandım telefonumda. Benim için ekran kısmında 10 üzerinden 10 puan almayı başardı. Ha, belki 9 hadi tamam kırayım 9.5 diyeyim. Onu da atıyorum. Orta seviyede de şu anda mesela IPS'lerde 90 Hz ekran falan görüyoruz. Onun olmamasını ekleyebilirim. Ama onun dışında AMOLED olması, Oppo'nun da ekranlarının da zaten gayet iyi olması bu telefonun bence alacak kişiler ve benim için de özellikle kullanırken de en dikkat ettiğim noktalarından bir tanesi oldu. Gayet güzel ekranı var. Yani hem çok büyük değil, hem çok küçük de değil. Hani böyle işte iki elle of tutamadım veya tek elle yazı yazamadım olmadı. Gayet güzel bir ekran olduğunu söyleyeyim. İşte burada 6.53 inç, 42 inç. İşte dedi, onlara girmeye gerek yok. Yani. Aynen öyle. En kötü belki şey yaparız. Her videonun girişinde işte mesela ben A54 diye başladım. Farklı videolarda da şu diye başladığımızda bir ekranda teknik özelliklerini görürsünüz. Ya da açıklamalarda olsun. Ekrana bile yazmaya gerek yok. Ki zaten hani internete Oppo A54 yazdığınızda da A74 yazdığınızda da zaten teknik özelliklerini görüyorsunuz. Aynen. İncelemelerde de anlatıyoruz. Evet. Hani aşağıda incelemeleri biraz daha işin teknik açısından editoryal gözle bakabilirsin. Burada kullanıcı olan Eren yani gidip kendini A74 alsa nasıl bir deneyim yaşardı. Aynen öyle. Onu dinliyoruz. Sen oyun da oynuyorsun mesela. Aynen oyun da oynuyorum ben mesela. Oyun kısmında ağır grafikli oyunları sevmiyor bu telefon.
Öyle söyleyeyim. Çünkü hani Snapdragon işlemcisinin hani giriş segmentinde hani orta segmentin en altında kullanılan işlemcilerden 662 kullanıyor falan ama günlük kullanımda herhangi bir problem yaratmıyor bana. Zaten içerisindeki ColorOS çok stabil bir arayüz. Yani sen de kullanıyorsun zaten o ColorOS sürekli. O yüzden hani bir problem yaşamadım. Aşağıda senin dediğin vardı ya Reno 5 Lite için hani ya 60 Hz gibi değil bu sanki. Hani o akışkanlığı veriyor bana. Evet yani 90 Hz kullanıyorum ben de X51'de falan ama hani burada 60 Hz olması beni rahatsız etmedi. Gayet güzel bir deneyim sunuyor bana. Ama dediğim gibi oyunlarda işte böyle hafif grafikli oyunları oynarım. Ben hani gün içerisinde çok fazla oyunla işim olmaz diyenler için telefon gayet güzel. Ekran konusunda da işlemci konusunda da gayet güzel. Benim bir telefonda ekrandan sonra özellikle hatta benim birinci, ikincisi ekran olarak söyleyeyim ben senin birinciyi de ekranı. Benim tasarım kısmı. Yani telefonun tasarımı çok şık. Evet. Gerçekten yani bayağı şık. Şu rengi şık. De gayet güzel. Bayağı. Rengi olaylarını gerçekten hani ya şeyi de hatırlamıyorum bu arada. Oppo'nun tarafında ya bu ne biçim tasarım dediğim olmadı. Adamlar evet. Plastik kasa kullandı A73'te bile böyle deri gibi gösterip. Cüzdan gibi aynen, böyle bir şey Chanel var. Falan filan ya da o Louis Vuitton çantalar gibi yapmışlar. Çok iyi yani. Çok iyiydi. Bunda da yani gerçekten güzel duruyor. Bu maviden griye doğru geçişinde. Evet, bir degradeli bir geçişi var. Yani elle tutuşu da şu an için gayet hani şöyle baktığımda güzel. Kamera? Kamerası güzel ya. Yani kamera tarafında da hiçbir şekilde üzmüyor. 1-2-5x zoom yapabiliyor. Yani 5x çok gereksiz kalıyor. Zoomlara zaten ya, hani aynen, bence hani, de şey değil zaten de. Telefon zaten orta seviye bir telefon. Ama gündüzde ışığı gördüm affetmiyor. Yani orta seviyede artık hani o üst seviyeye geçtim. Orta seviyede de her telefon artık iyi ama Oppo'nun hem ekranda hem de kamerada başarılı olduğu gibi hani bu kameradaki başarısını da burada görüyorum ben. Hani ben gördüğüm çekim falan bunu hop yaptığında aa evet bak güzel çıktı bu fotoğraf. Sonuçlar güzel oluyor. Sonuçlar güzel. Hani gece de aynı şekilde güzel işte gündüzde de aynı güzel. Portrede de aynı güzel. Yani işimi görüyor. Çok büyük beklenti içerisinde olan varsa bu telefonu almak için o kamera için alayım falan yetersiz kalacaktır onu söyleyeyim. Ama normal gündelik kullanımda herhangi bir fotoğraf olsun işte bir şey çekeyim işte geziye gittim manzara. Hop çekim oldu tamam. Yani bu şekilde düşünce kafasında alıp da hani olup da telefonu alacak olan varsa kamera konusunda bir problem yaşamayacaktır ama işte ne bileyim 5T veya 5 Lite, Reno 5 Lite falan olan o özellikle böyle caflı şeyler falan çok fazla yok. Onları eğer aramıyorsanız ve ben normal standart bir kullanıcıyım ve bu şekilde fotoğraf çekeceğim derseniz A74 çok iyi bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Bir de 3000 liraya falan şimdi düşmesi beni bayağı cezbetti. Yani evet rakipleri var mı? Var ama hani tasarım konusunda ben birazcık takıntılıyım diyebilirim. Yani işte bu degradeli geçiş olsun. Özellikle hani ben incelemede de bahsettim. Arka kapak değil çerçevede de o devam ediyor. Evet. Yani maviden işte griye doğru veya gümüşe doğru devam etmesi falan çok şık duruyor. Diğer siyah rengini hani görmedim hiç hani bakmadım da ama bu rengi çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Kamera konusunda da eksiksiz olduğunu söylemek mümkün. Ve şunu ekleyeceğim kamera tarafında eksik bulduğum noktasını ekleyeceğim burada. Tabii ki. Yani eksik bulduğum noktası zoom performansı tamam 5x'te artık bir şey grenlenmeler oluşuyor falan hani. O yüzden hani zoomlu fotoğraf çekecekseniz bence bu size göre olmayabilir A74. Bir de şöyle bir eksikliğini hissettim ben. Kimi orta seviye telefonlarda orta seviye işlemci bulundursa bile Snapdragon'da falan en azından 1080-60 video çekebiliyor. Ama bunda yok. Ya sadece 720. Yok 1080-30 var sadece. Ha okey tamam. Yani kimilerin için önemlidir ama değildir falan yani. Filan. Hani bence 1080-60 olsa çok iyi olurdu meraklıları ama. Meraklıları için güzel olurdu tabii. Aynen tamam 4K'yı ama zaten beklemiyoruz ama hani bir eksiklik olarak sayabilirim burada video tarafında. Söyle. Bataryaya geçecektim. Aynen ben de şimdi ona hemen geçiş yapacaktım. Abi bu telefonu alacaklar direkt batarya için alsın. O kadar gidiyor diyorsun. Bak net yani net söylüyorum. Yani 8 mm inceliğinde ve içerisinde 5 mAh pil var. 30 dakikada %54 yapıyor. Şarj doluyor. 33 wattlık şarj aleti var. Hani benim aradığım bir kriter buysa pil konusunda kesinlikle ve tasarımda işte ince olsun böyle kalın hani tamam batarya büyük hani şey powerbank gibi telefonlar da var öyle geziyorsunuz ama bu konuda gayet iyi olduğunu söyleyebilirim yani testte falan da 17 saat falan skor aldı Aydoğan yani. Hani çok iyi değer canım yani mükemmel şey bir değer ya. Peki şunu da sana sormuş olayım eleştirmeye geçmeden önce gerçi onu son sorum olarak olsun. Tamam. Şimdi ekranı güzel dedik tasarımı güzel dedik. Kamera fiyatına göre yeterli dedik. Oh, evet. Batarya en iyi tarafı dedik. Sevmediğin kısımları neler? Sevmediğim kısmı yani neye sevmeyen insan, neye dikkat eden insan bundan hoşnut kalmaz? Şundan hoşnut kalmaz. Dediğim gibi ben 3000 lira para vereyim veya işte ne bileyim 3500'e kadar para vereyim. En iyi ekran olsun, en iyi batarya olsun, işte en iyi ses olsun. Mesela bak ses konusuna hiç girmedik. Ses konusu bu telefonun en eksisi.
Mono hoparlörü var ama incelemede dedim ben boğuk bir ses geliyor. Yani bom 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 böyle bir ses geliyor. Hani olmamalı bu. Diyorum hani belki bizim elimizdeki modelde bir problem vardı, belki şey vardı yani. Bilemiyorum ama hani ses yüksekliği güzel ama şey geliyor. Baslar, tizler, işte o konuşma sesleri birbirine karışıyor. Hani bu konuda eksik olduğunu söyleyebilirim. Bir başka eksik noktasını daha söyleyeceğim ben telefonun. Heh, ona geliyordum işte. 3000 lira ile 3500 lira arasında ben bir seçenek seçeceğim, bir telefon seçeceğim falan. Hani 3500 liraya kadar çok daha iyi işlemci peki, telefonlar şey var. Peki şey diyenler için zaten benim soruma da yakın oldu. Sen bunu kullandın. Çevrende de 3000 liraya indiği için düşük fiyatından düşünürsek. Sana geldiler ki ya Eren abi hani sen o kadar telefon kullandın, şey hı-hı, yaptın. Hı-hı. 3000 liraya kadar bana telefon öner dediklerinde kimlere bunu önerirsin ya da direkt önerir misin? Direkt kesinlikle önermem. Yani 5 tane liste yaparım, 5 telefonluk liste yaparım, bunu 4'e veya 5'e koyarım. Anladım. Ya yani 3000 ile 3500 lira arasındaki arasında 4 veya 5.den girer. Ama ilkten girecek kişiye de batarya istiyor musun? Ne kadar uzun kullanmak istiyorsun telefonu? O seviyede bu, yani bu kadar iyi bir batarya skoru alan da telefon şu an için hatırlamıyorum. Ya yani. Varsa var, yazarsın. Şöyle söyleyeyim, Redmi Note 10 var. Hani yakın fiyatta, hatta daha bile aşağıda falan var ama yani ben atıyorum MIUI kullanmak istemiyorum. Oppo'nun bu kolorosu kullanmak istiyorum, işte uzun batarya istiyorum falan. O zaman birden sokarım listeye. Ama genel itibariyle toplam pakette baktığımda işte AMOLED ekranlı olan, işte stereo hoparlörü olan, batarya kosu bunun kadar iyi olmasa da yani 2 günlük bir batarya sunuyor. Ben bir günlük kullanıcıyım. Ben akşamında da takarım birinci gün. Yani 2 gün bana çok fazla yani. O yüzden yani daha iyi, optimum olup da bundan daha iyi sonuçlar veren telefonlar var. O yüzden hani 4'ten veya 5'ten listeme sokarım diye düşünüyorum. Ama genel itibariyle ben Oppo telefon istiyorum. Bataryam çok iyi olsun. Bir de ekran AMOLED olsun. Ben AMOLED'e bakmak istiyorum. IPS yerine AMOLED'e bakmak istiyorum. Çünkü bu segmentte de hani AMOLED çok az. Evet, aynen, AMOLED çok az. Genelde IPS cihazları görüyoruz. İşte AMOLED'im olsun ve iyi bir bataryam olsun. Kamerayı katmıyorum bak yine. Kamera iyi ama hani o kadar iyi değil. Bataryam ve ekranım çok iyi olsun isteyen varsa ve Oppo'nun işte o sorunsuz arayüzünü kullanmak istiyorum ve uzun sürede kullanmak istiyorum diyenler varsa bu telefonu kullanabilir ve unuttuğumuz bir nokta daha var burada. Burada RAM arttırma teknolojisi var. Ha, evet, mesela onu belli başlı cihazlarda aynen var. Öyle. Son dönemde şey oldu. 4 GB RAM'i var. Hani burada hadi birazcık tekniğe girmiş oluyoruz ama aklınızda olsun. Hı-hı. Herhangi bir şekilde şu an 4 yeter bence. Ama diyelim orta ki bazı insanlar doluyor ya, yetmeyebilir artık 6-8 olsun. Bunda 3 GB mı maksimum? 1-2-3 diye seçiyordun 3. değil mi? Aynen. Depolamadan şeyi seçip ki bu son dönemde bilgisayarlarda falan da yapılıyor. 3 daha ekleyip 7 GB'a kadar RAM'i çıkartabiliyorsunuz. Bu sayede zaten 4 yetiyor da hani biraz daha böyle power user olacak aynen kişiler varsa direkt ayarlardan ekliyor. Mis gibi 7 GB'a çıkartmış oluyor. Depolama olarak zaten 128 GB da olduğu için yani 3 tane 3 GB azalsa ne kaybedecek? Zaten sistem onu falan kullanıyordur. Mis gibi iş oluyor diyelim. Var mı başka ekleyeceğim bir şey? Yok, son olarak bu konuya ekleme yapayım. Ve o RAM arttırma hikayesini hissediyorsun biliyor musun bir yerde? Sentetik testlerde falan ha? Şöyle rahatlıyor, telefon şöyle rahatlıyor. Atıyorum 15-20 tane uygulama açarsan tabii ki de arka planda tutma gibi o işlemcisinden kaynaklı şey yapamayacak ama atıyorum sosyal medya uygulamalarında dolaştın, hadi bir de fotoğraf çektim ve onu gideyim editleyeyim yaptım ben mesela. İncelemede yazdım, orada kalktılar. Koyarız böyle incelemeyi de. Orada mesela 4 GB RAM'le denedim ve 7 GB RAM'le denedim. Fotoğrafı Facebook'a, pardon, Instagram'da paylaşayım diye oradan hani export edeyim dedim. Oradayken Instagram'ı tekrar başlattı 4 GB'den de ama 7 GB'da direkt açtı. Zaten yani bildiğim kadarıyla oradaki şeyi de devreye girmesi de bir anda teknik olarak 7 olmuyor. 4'ten fazlası gerektiğinde hemen oradan çağırma çekebiliyor, yaparak evet şey yapıyor. Ekstradan bir yani boost modu gibi, turbo şarjlı araba gibi gerektiğinde belli bir devirden aynen sonra ekleniyor diyebiliriz. Valla ben de baktığımda hani gerçekten şık ve güzel bir telefon olarak da düşünüyordum. Beklentimin üzerinde geçmiş. Hatta bizim videoya çıkmadan önce Eren'de şöyle bir şey oldu. Dediğim gibi ben Reno 5 Lite'i kullandım. Onu da ilerleyen günlerde göreceksiniz. Ben Reno 5 Lite için Türkiye'de üretilen şu an en güzel telefon olabilir. Ama bir de Redmi 9T'ye bakacağım dediğimde ben bunu da koyarım oraya diye söyledi mesela. Eren de düşündüğünden evet iyi bir şekilde çıkmış. Bu da aklınızda olsun. Özellikle yerli üretim konusunda meraklıysanız tercihiniz olabilir. Eğer sizlerin de arasında bu cihazı kullanan A74'ü
satın alan ya da düşünen varsa tabii ki yine sorularınızı ve yorumlarınızı aşağıdaki yorum bölümünden aktarmayı unutmayın. Dediğimiz gibi bu sene bayrama özel bir seri olacak. Düşündüğünüz şeyleri de lütfen altına yazın. Olmadı eğer seveceğiniz bir seri haline gelirse bayramdan sonra da farklı farklı telefonlar aynen için bu tarz öyle devam edebiliriz. Bir ikinci görüş vesaire gibi şeye de dönmesini istiyoruz diyelim. Kendinize iyi bakın. Artık bayrama girdiysek iyi bayramlar. Belki daha öncesinde de olabilir. Hani o haftada da olabilir. Evet. Olsun şimdiden herkese iyi bayramlar dilerim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.